İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Urfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 32 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz'ün kültür merkezine girdiği anlar MOBESE kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısını gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün üzerindeki patlayıcıları gizlemek için beyaz bol gömlek giydiği ve rahat tavırlarıyla yürüyerek Amara Kültür Merkezi'ne girdiği ortaya çıktı. Yurdun değişik illerinde sosyal medya üzerinde örgütlenerek Kobani'nin yeni inşası için toplanan çoğunluğu öğrenci olan yaklaşık 300 kişilik grup Ramazan bayramının son gününde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Suruç Belediyesi'ne ait Amara Kültür Merkezi'nde bir gece konaklayan gençler, sabah saatlerinde birlikte kahvaltı yapıp Kobani'ye gitmeden önce basın açıklaması yaptıkları sırada IŞİD militanı Şeyh Abdurrahman Alagöz tarafından intihar saldırısı düzenlenmişti. Canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün kendisiyle birlikte 32 kişinin yaşamını yitirdiği eylemi gerçekleştirmek için Amara Kültür Merkezi'ne girdiği anlar, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vücuduna bağladığı demir bilyelerle desteklenen TNT kalıplarını gizlemek için beyaz gömlek giydiği görülen Alagöz'ün rahat tavırlarla kaldırımdan yürüyerek Amara Kültür Merkezi önüne geldiği ve bir süre çevreyi gözledikten sonra içeriye girip intihar saldırısını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. MOBESE'den alınan fotoğraflarda aslında zayıf bir yapıya sahip olan Alagöz'ün üzerindeki patlayıcılarla şişkin göründüğü dikkat çekti. Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusuna giren kişileri İsrailli'ye tepki gösterdi diye polis tarafından ateş edildi. Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusuna giren bir grup İsrail yerleşimcisine gönüllüler tepki gösterdi, İsrail polisi saldırdı. Bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa külliyesine girerek avluda tur atmasına tepki gösteren murabıtlarla polis arasında harbede çıktığı belirtildi. Bu esnada polisin Filistinlilere ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi. İsrail polisinin olayda yaralananların tedavisine izin vermediği kaydedildi. Öte yandan baskın sırasında İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ana kapısını söktüğü, olaylar esnasında yangın söndürme sisteminin bozularak devreye girdiği ve suyun caminin halılarına kadar ulaştığı aktarıldı. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler içerisinde kıble mescidi ile Kubbedüs Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor. Yahudi yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları Kanal Urfa'da kan ve gözyaşı dursun, barış ve güven ortamı olsunlar dediler. Hem Suriye tarafındaki sınır ötesindeki bölgede yaşanan terör olaylarının son bulması için bir araya gelerek ortak açıklama yapan Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları Kanal Urfa ekranlarında gündem özel programına konuk oldular. Barış, huzur, güven ve kan, gözyaşın olmaması için söylediniz ve sivil toplum örgütleri bir kentin nabzıdır, bir kentin dinamiğidir. Bunu söylerken neyi kastetmeye çalıştınız acaba? Sayın Yetkin, sizden başlayalım herhalde. Ben öncelikle Kanal Urfa'ya teşekkür ediyorum böyle bir yayına bize çağırdığı için. Son dönemler birkaç haftadır şehrimize olan terör olayları gerçekten bizleri üzmüştür. Yani bu sadece bizim Urfa'da değil, bütün Türkiye genelinde terör olayları azmıştır. Doğu'da da çok olmuştur. Araba yakmalar, otobüs yakmalar, insan öldürmeler, işte 32 gencimizin orada Suruç'ta hunharca öldürülmesi, öyle diyelim. Yani bunlara önce baş sağlığı diyelim. Yani bunların ailelerine Allah sabır versin. Barış ve güven ortamının tesisi için tüm sorumluların görev alması gerektiğini vurgulayan sivil toplum kuruluşları Kanal Urfa ekranlarından çağrılarını yenilediler. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden önemli konulardır. Biz bu konuları inşallah pazartesi günü yapacağım Sarıştay'da daha kapsamlı bir şekilde katılmak isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarımızı bekliyoruz. Katkı sunmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Biz kapalı değiliz. Eğer konu memleketse gerisi teferruattır.
Biz burada çözüm süreci işler mi, devam eder mi? Çözüm süreci işlemelidir. İşlemek zorundadır. Kimsenin şahsi heva heves uğruna çözüm sürecini akamete uğraması veya ben bundan vazgeçtim deme lüksü yoktur. Peki. Hakkı da yoktur. Evet Sayın Polat siz... Ben de başkanımın fikrine katılıyorum. Sivil toplum örgütlerini yıllardır sivil toplum örgütlerinde görev yapıyoruz. Ve bir araya getirme konusunda bir biz başlangıcı imza attık. Bu siyasi bir süreçte de olabildi. Ve çok eleştiriler de aldık. Çok da yanlış anlaşıldık. Hala olumsuz tepkiler veren insanlarımız var. Ama bizim bu güç birliğimizi örnek alıp bir araya gelmek isteyen arkadaşlarımız da var. Biz bu şehirde sivil toplum var olduğunu bazı insanlara hakikaten artık gösterdik. Beraberinde çözüm sürecini nasıl değerlendireceksiniz? Hemen çözüm süreciyle başlayayım kısaca. Çözüm daha önce işte meşhur bir kelime vardı. Terörü bitirenleri bitirirler diye bir tabir kullanırlardı. Ben de diyorum ki çözüm sürecini bitirenleri bu halk bitirir. O kadar net konuşuyorum. Kimse buna cesaret etmesin. Çözüm süreci devam etmesi lazım. Çünkü çözüm süreci aynı zamanda kardeşlik projesi. Dördüncü sıraya çıkmış. Turizm artık Barcelona diyor ki gelmesin yeter diyor. Biz bu süreci siyasilerimizin sivil toplum artık buradaki mesajı vermiştir. Sivil toplum belki biraz geç kaldık. Ha, bu öz eleştiridir Sayın Başkanım ama biz Suruç'ta o 32 kişinin ana kuzusunun öldüğünde de biz orada olmalıydık. Ceylanpınar'da iki tane vatan evladı şehit polisimiz vardı. Biz orada olmalıydık. Adıyaman'da olmalıydık. Kilis'te olmalıydık. Ve bundan sonraki süreçte ben olacağımıza inanıyorum. Ve çözüm süreciyle ilgili ülkemize, genelde Şanlıurfa'mıza inşallah hayırlı sonuçlar vereceğinize inanıyorum. Türkiye'nin barışa, huzura, güvene, istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Temsilen mecliste eğer kurulacak hükümette veya farklı platformda çözüm sürecini kendilerini meclise gönderen Urfalılar adına yerelde kendi üzerlerine düşen görevi yapmalılar. Şehrimiz, ülkemiz bir an önce huzur ve barış ortamına kavuşmalıdır diyor. Hiç olmazsa bunun devam etmesinde bugün yani çok vahim durumdayız. Yani herkes bir havuz içerisinde. İnşallah bu barış süreci devam eder. Bu kan ortadan kalkmış olur. Suruç, Ceylanpınar, Adıyaman ve Diyarbakır ve Kilis'te yaşanan terör olaylarının ardından bir araya gelerek ortak basın açıklaması yapan Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları barış ve güven ortamı istediler. Sivil toplum kuruluşları Kanal Urfa ekranlarından ölümlerin kan ve gözyaşlarının durması, huzur, barış ve güven ortamının tesisi için tüm sorumluların görev alması gerektiğini belirttiler. CHP Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili mecliste komisyon kurulmasını istedi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 15 milletvekilinin Suruç'la yaptıkları incelemenin ardından 219 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda patlama öncesinde güvenlik ve istihbarat zafiyetinin yaşandığı anlatılarak siyasallaşan MİT'in son zamanlarda gerçekleşen diğer saldırılarda olduğu gibi Suruç patlamasında da görevini etkin biçimde yerine getiremediği görülmektedir dendi. Patlamanın etki alanı dahilinde resmi ya da sivil hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığının anlatıldığı raporda görgü tanıklarının patlamadan sonra olay yerine ilk ambulansın 10 dakika sonra geldiği, yaralılar taşınırken polisin halka gaz sıktığı, havaya ateş açtığı iddialarına yer verildi. Raporda mevcut MOBESE kameralarının olay yerini görmediğini, kültür merkezi kameralarının ise olay anında çalışmamasının düşündürücü olduğu belirtildi. CHP raporunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurularak IŞİD faaliyetlerinin tespit edilmesi ve Türkiye sınırları içinde yapılanmasının tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir iç güvenlik stratejisi oluşturulmalıdır denildi. Türkiye'den IŞİD'e katılımın önlenmesi için istihbarat ve güvenlik ayaklarını içeren yeni bir yaklaşım benimsenmelidir denilen raporda IŞİD'in Türkiye mevzuatı bakımından da terör örgütleri listesine eklenmelidir istendi. CHP raporunda Türkiye'nin Suriye politikası yeniden ele alınmalı, sınır güvenliği ve bölgesel barışı ön plana çıkaran yeni bir yaklaşımın benimsenmelidir denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor tüm milletvekillerine de ulaştırılacak.
Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 25. kilometresinde polisleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 polis yaralandı. Yaralı varmış. Bu vatandaş. Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 25. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Suriye sınırındaki Suruç ilçesine takviye olarak gönderilen Çevik Kuvvet polislerini taşıyan polis minibüsü nöbet değişimi sonrası kent merkezine ilerlerken kontrolden çıkarak devrildi. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilerek duran minibüsteki 7 Çevik Kuvvet polisi yaralandı. Yaralı polisler kaza sonrası çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere götürüldü. Tedavisine başlanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İstanbul Gazi Mahallesi'nde PKK tarafından açılan ateşte şehit düşen Muhammed Fatih'in cenazesi yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı. İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda öldürülen Günay Özarslan'ın cenaze töreninde çıkan olaylar sırasında bir binadan açılan ateşte şehit olan polis memuru Muhammed Fatih Sivri son yolculuğuna uğurlandı. Sivri'nin cenazesiyle beraber tören alanına gelen baba Mehmet ve anne Zarife Sivri ile nişanlısının ayakta durmakta güçlük çektiği, meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Şehit Sivri'nin cenazesi İstanbul Müftü Yardımcısı Abdurrahman Binbir'in okuduğu duanın ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Törene 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Salih Ulusoy, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Sabri Çelebioğlu, polis müdürleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehit polis memuru Sivri'nin izin iptalleri nedeniyle yapılması planlanan nişan törenini ertelediği öğrenildi. Hafız ismi şerifin hürmetine bizleri emniyet güçlerimizi hıfz-ı muhafaza ile yarabbim. Görev yaparken şehit düşen Muhammed Fatih kardeşimizin de senin Gazi Mahallesi'nde terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslan'ın cenazesi için toplanan ve dağılmayan gruba müdahale esnasında gözaltı işlemi uygulamak için girdiği binadan ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan polis memuru Muhammed Fatih Sivri, kaldırıldığı Gazi Osman Paşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ahşap elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 7 hayvan kopan elektrik telleri altında kalınca telef oldu. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinin İrice köyüne bağlı düzenli mezrasında bir vatandaşa ait 7 büyükbaş hayvan kopan elektrik telleri altında kalınca telef oldu. Geçtiğimiz gün İrice Köyü düzenli mezrasında yaşanan olayda TEDAŞ'a ait yüksek gerilim hatlarının geçtiği ve ahşap olan elektrik direklerinin hayvanların üzerine düştü. Köylüler çok mağdur, çok perişan durumdalar. TEDAŞ hiç ilgilenmiyor. Bütün şikayetleri dikkate almıyor. Ahşap direk ve bakımsızlıktan kopan elektrik telleri üzerine düşen 7 büyükbaş hayvan telef olurken vatandaşlar yetkililere isyan etti. Her an için yani bir kaza falan yapabilir. Eğer bir varsa... para çekilin ben hepsini görüntüsünü alayım. Ya vatandaş şeyden şikayetçi nedir? TEDAŞ'tan arıza oluyor, hiçbir yerde müdahale edilmiyor. Bir seksiyonel atıyor, 24 saat sonra geliyorlar. Yani zaten AK Parti'nin kaybetmesi de bu TEDAŞ yüzünden, elektrik yüzünden oldu. Şimdi vatandaş... Vatandaş...
vatandaşın arzasının nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Muhtar ne diyorsunuz bu konuda? Bu kadar perişan durumdayız. Gördüğünüz gibi elektrikimiz yok. Haftada bir gün geliyor, geldiği zaman ya bir çocuk ölüyor ya da hayvanlarımız. Kesin. Yana çok şükür. Köylüler çobanın olayı haber vermesinin ardından olay yerine gitti. Fakat TEDAŞ ve DEDAŞ görevlilerinin gelmediği iddia edildi. Vatandaşın zararının kimin sağlayacağını bilmediklerini belirten İrice Köyü Muhtarı Salih Kırboğa, yaşanan olayların tehlike saçtığını ve yetkilileri göreve davet ettiklerini belirtti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı, tutanak tuttu. Köy sakinleri ise olaydan şikayetçi. Şanlıurfa Emniyetinde görevli olan ve geçen yıl Kobani olayları sırasında plaka tanıma sistemini devre dışı bıraktıkları iddiasıyla açığa alınan 6 polis meslekten ihraç edildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçen yıl Kobani olayları sırasında plaka tanıma sistemini devre dışı bıraktıkları iddiasıyla açığa alınarak haklarında soruşturma açılan 6 polis memuru için meslekten ihraç kararı çıktı. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Kobani olayları nedeniyle kentte yaşanan gerginlik sırasında plaka tanıma sistemi uygulamasını devre dışı bıraktıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılmıştı. Plaka tanıma sistemi uygulamasını devre dışı bırakarak Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce erişimlerinin de engelledikleri iddiasıyla haklarında idari soruşturma açılan 6 polis Ocak ayında açığa alınmıştı. 8 aydır açıkta olan polis memurları haklarında açılan adli ve idari soruşturma sonunda ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Siyasi parti yararına siyasal eylemlerde bulunmak suçunu işledikleri gerekçesiyle verilen ihraç kararı tebliğ edilen 6 polis, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ilişkileri kesildi. Sevgili izleyenler, zabıta ekipleri kaldırım işgallerini sonlandırmak için çalışma başlattı. Evet. Aile santime düştüyseniz dönüşte olursanız dalgalarında kanalize olsun. Bunu geri çek buraya kadar. Bir süreye düştük. Salçak yaptım. Şanlıurfa'da yaygın olarak kaldırım işgallerinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri işgali sonlandırmakta kararlı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında yer alan caddelerde kaldırımlara eşya dizerek yaya geçişlerini engelleyenleri önlemek için harekete geçti. Gel buradan. Zabıta ekipleri Balıklı Göl yerleşkesi başta olmak üzere Akarbaşı, Haşimiye, Yıldız Meydanı, Atatürk Bulvarı, Bahçeli Evler, Süleymaniye, Yenişehir, Emniyet Caddesi, Eyyubiye bölgelerinden de esnafların kaldırım işgalini engelliyor. Yapılan denetimlerde kaldırımlara eşya dizerek, yayaların geçişini engelleyen iş yerlerinin işgallerini kaldırtan zabıta, esnafları 50 santimden fazla işgal yapmamaları yönünde uyardı. Uyarıların ardından belirlenen alanların dışına çıkarak kaldırım işgali yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırı sonrası artan terör olayları sebebiyle teyakkuza geçen polis ekipleri şüpheli araçlarda arama yapıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırı sonrası artan terör olayları sebebiyle teyakkuza geçen polis ekipleri yurdun dört bir yanında istihbarat birimlerince verilen şüpheli araçları arıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdiği şüpheli 5 aracın plakası telsiz anonslarıyla ekiplere verildi. İzinlerin kaldırıldığı emniyet teşkilatında istihbarat birimlerince bildirilen ve patlayıcı madde bulundurabileceği belirtilen araçların plakaları sık sık ekiplere bildiriliyor. Muhtemel saldırılara karşı ekiplerin büyük bir hassasiyet içerisinde olay yerine gitmeleri isteniyor. Özellikle gece saatlerinde belirtilen ihbarlara 2-3 ekip halinde gidilmesi ve çelik yelek giyilmesi konusunda sık sık uyarı yapılıyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsuyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şüpheli olarak bildirdiği 5 aracın plakasını ekiplere yazdırdı. İşte o plakalar ve araçlar.
Batman'dan çalınan 38 FH plakalı kamyon, Şırnak'tan çalındığı belirtilen 25 plakalı kamyon, 01 plakalı otomobil, 21 plakalı kırmızı renkli motosiklet, tescil kaydı bulunmayan 30 AL284 plakalı araç. Öte yandan son günlerdeki artan terör olayları sebebiyle 155 polis imdat hattına yapılan şüpheli paket ihbarında da belirgin bir artış görülüyor. Bursa'da daha evvel günde bir ya da iki kez şüpheli paket ihbarı yapılırken son günlerde bu sayı epeyce arttı. Otobüs durakları, parklarda ya da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu semtlerde durumu şüpheli görülen, unutulan çantalar hemen Bursa Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattına bildiriliyor. Kısa sürede olay yerine giden uzman ekipler şüpheli paket ya da çantaları büyük bir hassasiyetle inceliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki hafta önce kayıplara karışan zihinsel engelli vatandaşın ailesi gelecek umutlu haberi beklemeye başladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Bağlar mahallesindeki evlerinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan şahıs aranıyor. Halk arasında muhtar lakabıyla bilinen 51 yaşındaki Mehmet Ali Evirman eve geri dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Benim abim kafana üzüldü. Bu kaç günde de kaybettik. Her yere bozulduk. Bir pijama alık. Devlete bir sese gidiyoruz. Bizim abim ne olsun? Bizi yani devlete ve toplumda bir sese gidiyoruz. Bize yardımcı olsan hiç olsanız Allah'a kadar alıyorsun. Tüm aramalardan sonuç alamayan Mehmet Ali Evirman'ın ailesi gelecek umutlu haberi beklemeye başladı. Mehmet Ali benim kirvemdir. 10 gündür kayıptır. Denge aklı yerinde değil. İşte biz konsol olarak bundan rahatsız oluyoruz. Kayıptır. Hayatında biz şüphe ediyoruz. Bütün vatandaşlara duyurludur bu. Kim görürse bunu karakola başvursalar bize için çok iyi olur. Vatandaşların desteğini bekliyoruz. Abisinin hayatından endişe ettiğini söyleyen kardeşi Mahmut Everman, benim abim zihinsel özürlüdür. Bir süredir kayıp, her tarafa başvurduklarını fakat bir netice alamadıklarını belirtti. Şanlıurfa'nın Sürüç ilçesinde intihar saldırısına protesto amacıyla korsan gösteri yapıldı. Gösteriye biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Şanlıurfa'nın Sürüç ilçesinde belediyeye ait Amara Kültür Merkezi'ne düzenlenen intihar saldırısını protesto etmek amacıyla gece saatlerinde yüzlerini maskeyle gizleyen bir grup Aligör Mahallesi'nde korsan gösteri yaptı. Yolu barikatlarla kapatan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ve jandarma biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara kaçarken bir markete ait sevkiyat tırını da ateşe verdi. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olaylar sırasında 3 itfaiye eri de atılan gazdan etkilendi. Sevgili izleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcak hava etkisini bu hafta da gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelindeki sıcak hava dalgası etkisini artırarak bu haftada devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da 43, Malatya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 41-42 dereceye ulaşması bekleniyor.
Açıklamada Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oranının artacağı, en yüksek hava sıcaklıklarının 30-33 derece olacağı ancak hissedilen sıcaklığın 37-40 dereceye çıkacağı ifade edildi. Meteoroloji açıklamasında bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyretmesiyle geçen yıllarda görülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılacağı öngörüldüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada vatandaşlardan sıcak havadan ve güneş çarpmasından korunmak için mümkün olduğunca gölgede durmaları ve zorunlu olmadıkça 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları istendi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar ilçesinde PKK'lılar tarafından şehit edilen iki polisi kentteki billboardlarla andı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar ilçesinde PKK'lılar tarafından iki polis memurunun şehit edilmesinin ardından kentteki billboardlarda şehitleri andı. Emniyet Müdürlüğü binası önündeki billboardda şehit polis memurları Feyyaz Yumuşak'la Okan Acar'ın fotoğraflarının bulunduğu siyah zemin üzerine "Türkiye'm senin için bir ölür, bin doğarız" yazıldığı görüldü. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki kiraladıkları dairede kalan polis memurları Okan Acar'la Feyyaz Yumuşak, geçen çarşamba günü evlerinde uyudukları sırada PKK'lılar tarafından şehit edilmişti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin PKK'lılarca evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken PKK'lılar tarafından şehit edilmişti. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan operasyon kapsamında ilçedeki tüm MOBESE kameralarıyla iş yerlerine ait güvenlik kameralarının son 48 saatlik tüm kayıtları 200 polis tarafından incelendi. Saldırı günü bölgedeki telefon kayıtlarını da incelemeye alan polis, Bahçelievler Mahallesi'nde oturmayan ancak olay anında telefon sinyaliyle bölgede olduğu saptanan bazı kişiler belirlendi. Kişinin olaydan bir gün önce ve olayın yaşandığı gece yarısı da bölgeye yakın noktalardan araçla geçtiği saptandı. İlçede düzenlenen şafak operasyonuyla polislerin şehit edildiği saldırıda PKK'lılara rehberlik yaptığı belirlenen 3 kişi evlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evinde örgütsel dokümanla emniyete ait krokilerinde ele geçirildiği operasyondan bir gün sonra 3 şüpheliyle polislere evi kiralayan ev sahibi gözaltına alındı. Terörle mücadele şubesinde sorgulamalarının ardından 7 şüpheliden biri serbest bırakılırken 6 kişi de Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı. 2015-2016 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek 350 bin öğrenciye teşvik verilecek, 230 bin öğrenci ilk defa destek alacak. Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarlarıyla ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2680 lira, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3220 lira, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3750 lira, lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3750 lira, temel lise için 3220 lira destek verilecek.
230 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Yeni eğitim öğretim yılında önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 350 bin öğrenciye destek verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise bölgelere göre katsayı uygulanacak. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Sarın kasabasını YPG güçleri ele geçirdi. Suriye'de terör örgütü IŞİD için stratejik önemde olan Fırat Nehri kıyısındaki Sarın kasabasının Kürt güçler YPG'nin eline geçtiği iddia edildi. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Sarın kasabasını ele geçiren YPG'ye ABD'nin de havadan destek verdiği belirtildi. Suriye muhalefetine yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürt güçleri YPG'nin Kuzey Suriye'de stratejik önemdeki Sarın kasabasını IŞİD'in elinden aldığını ileri sürdü. Fırat Nehri kıyısında bulunan Sarın kasabasının terör örgütü IŞİD'in lojistik üslerinden biri olduğu ve buradan Kobani'ye saldırdığı belirtiliyor. Sarın kasabasının YPG'nin eline geçmesine ABD savaş uçaklarının da havadan destek verdiği ifade ediliyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli köyünde bir kuşun elektrik hatlarına takılıp kontak yaptırması sonucu yaklaşık 1000 dönümlük ekili alan yanarak kül oldu. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli köyüne ait Taşlık yolu mevkiinde bir karganın elektrik hatlarına takılıp kontak yaptırması sonucu yangın meydana geldi. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı iki itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi. Köylülerse traktör arkasına bağladıkları pulluklar ve ellerine aldıkları küreklerle yangına müdahale ettiler. Köylüleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından Sorgun Belediye itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre elektrik trafosuna çarpılan bir karganın yangına sebep olduğu belirlendi. Sorgun'da son bir hafta içerisinde elektrik trafosuna çarpılan karga nedeniyle yaklaşık 2100 dönümlük hububat ekili alan kül oldu. Sevgili izleyenler, 34 ilde PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarda toplam 851 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde PKK ve IŞİD'in de aralarında olduğu terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 günde 851 kişi gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 3 ilde IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13'ü yabancı uyruklu 28 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve ilçelerinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 74 kişi gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte son 3 günde terör operasyonları kapsamında gözaltına alınanların sayısı 851 oldu. Operasyonlar kapsamında İstanbul'da 104, İzmir'de 21, Adana'da 86 kişi gözaltına alınmıştı. Adana'da 25 günlük bebeğiyle birlikte parkta oturan kadın yanına yaklaşan 2 kişi tarafından zorla otomobile bindirildi. Kırmızı ışıkta otomobilden atlayan kadın vatandaştan yardım istedi. Kadını niye kaçırdın? Adana Merkez Seyhan ilçesinin Sakarya mahallesinde oturan E.S. eşini işe gönderdikten sonra ev işlerini yaptı. Akşam saatlerinde hava almak isteyen genç kadın bebeğiyle birlikte parka çıktı. Barış Parkı'nda bankta oturan E.S.'nin yanına yaklaşan iki kişi, "Yenge bize eşin gönderdi, onun arkadaşlarıyız,
senin yanına götürmemizi istedi diyerek otomobile davet etti. Şey söyleyecek misin? Neden kaçırdınız? İddiaya göre gitmek istemeyen ESY'yi kucağındaki bebeğiyle birlikte zorla otomobile bindiren iki şüpheli Barış Bulvarı'nı takip ederek D400 karayoluna çıktı. Şüpheliler kavşakta kırmızı ışık yanınca aracı durdurunca bunu fırsat bilen ESY bebeğiyle araçtan inip koşmaya başladı. Yardım isteyerek koşan genç kadın bir iş yerine sığındı. Şüphelilerse otomobille kaçtı. ESY'nin zorla kaçırılmak istendiğini anlatması üzerine iş yeri çalışanları genç kadına su verip sakinleştirdikten sonra durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve ESY'nin eşi Yusuf S. geldi. Eşinin sıkı sıkı sarıldığı kızını kucağına alan Yusuf S. ESY'ye olayı büyütmemesi gerektiğini söyleyip şikayetçi değiliz diyerek eve götürmek istedi. Adam kaçırmanın büyük bir suç olduğunu söyleyen polisler, olayın aydınlatılması gerektiğini belirterek genç kadının karakolda ifade vermesi gerektiğini hatırlattı. Bu haberle de ana haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.